Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah, Çanakkale İçinde bir uzun selvi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah, kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah, Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale İçinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah, ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Doktorlar, onlar öyle yaşadılar, böyle yaşattılar. Askeri doktor Salih Dört Budak anlatıyor. Sadece Anafartalar Arıburnu hattında 6-22 Ağustos 1915'te 18 bin şehit verdik. En az 30-40 bin yaralımız oldu. Sahra hastanelerinde doktorlar günlerce uykusuz yaralılara hizmet veriyorlardı. Böyle bir hücum gününde sıhhiyeciler hiç durmadan yaralı taşıyorlar, doktorlar sadece yaraları sarabiliyorlardı. Hayatlarından ümit kesilenlerle fazla ilgilenilemiyordu. Tam işin en yoğun olduğu sırada doktorlardan birinin önüne gencecik bir vatan evladını yatırdılar. Bir ayağı kopmak üzere parça parça ve bağırsakları dışarıdaydı. Sıhhiyecilere kaldırın bunu derken genç çocuk baba diye seslendi. Baktı, kendi oğluydu. Sarıldı, öptü oğlunu. Bu benim oğlum, gölge bir yere kaldırın dedi. Masanın üzerine çoktan bir başka yaralı vatan evladı yatırılmıştı. Doktor onunla meşgul olmaya başlamıştı. Sırada daha çok Mehmet beklemekteydi. Doktor ertesi gün oğluyla ilgilenecek vakti bulmuş, ancak oğlu çoktan şehit olmuştu. Alın şimdi streskopu, tam yüreğinizin üzerine koyun. Dinleyin, iyi dinleyin. Bu cennet vatanı evladımızdan daha çok sevebiliyor muyuz? Bu milletin tüm evlatlarına, kendi evladımıza verdiğimiz değeri verebiliyor muyuz? Bu vatanı nasıl sevmişler? Cephedekiler bir harbin içerisine düşerken cephe gerisindekiler bin harbin içinde nasıl yaşamışlar? Duyabiliyor musunuz o yüreklerin sesini? Yaşadığımız şekilde ölecek, aynen öyle dirileceğiz. Bugün bülbüllerin şakıdığı, rüzgar fısıltılarıyla dolu bu sessiz mekanda 1915 baharında Kirte muharebelerinde yaralanan yüz binlerce Mehmet'in acı içindeki inlemeleri ve narkosuz yapılan ameliyatlardaki çığlıklarıyla doluydu. Anadolu'nun bu muhteşem evlatlarına acıya tahammül edebilmeleri için sopaya sarılmış keçeler ısırtılıyordu. Bir ameliyat sırasında şehit olan yaralı bir Mehmet'in ağzından
artık onun işine yaramaz diye çekilip alınan bir keçe parçasının üzerinde 4 tane diş duruyordu. Hani derler ya, dişimle tırnağımla kazandım diye. İşte onlar bu vatanı dişleriyle, tırnaklarıyla kazıyarak bize kazandırdılar. Bu istiklalimizi, bu huzurumuzu, bu cennet vatanımızı bize nasıl verdiklerini o acı dolu sessiz çığlıkları şimdi duyuyor musunuz? Gelmedi canım, buna ne çare?